Ankara yarışı ile devam edelim. Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyren yazısı. Sizi gide emanetçiler diyor. AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok'un tarifiyle emanetçiler yarattı. Mal varlığı sorulunca mülk Allah'ındır sözüne sığınan Altınok, sahip olduğu mallar için biz emanetçiyiz demişti. Kamuoyu baskı yapınca üzerindeki emanetleri açıklamak zorunda kaldı ve biz de gördük ki Altınok en az Monaco prensi kadar zenginmiş. Sahip olduğu araziler Monaco'dan daha genişmiş diyor ve söylemiştik geçen haftada aslında seçime 10 gün kala öne çıkan büyük şehirleri ele alacağız seçimin en kritik illerini ele alacağız İstanbul'u Ankara'yı İzmir'i Hatay'ı Balıkesir'i Manisa'yı Antalya'yı Mersin'i şimdi Adana ile başlayalım istiyoruz. En büyük soru Zeydan Karalar bir kez daha seçilebilecek mi? Onun için de hem 2019 yerel seçimine bakalım, hem 14 Mayıs verilerine bakalım, hem de anketlere bakalım istedik. Adana'da 2019 yerel seçimlerinde CHP ve İyi Parti ittifakı birlikte girmişti seçime. Zeydan Karalar %53'ün üzerinde oy aldı. E, Milliyetçi Hareket Partisi adayı tabii AKP ile birlikte girdi. Cumhur İttifakı adayı ise %42 aldı. Yani iki aday oyların %95'ini almıştı. 2023'teki genel seçime geldiğimizde ise Adana'da bir numaralı partinin AKP olduğunu görüyoruz %30 oyla. Onu hemen CHP izliyor ikinci sırada %28 ile. MHP'nin kayda değer bir oyu var %11. İyi Parti'nin de oyu %11'e yakın. Yeniden Sol Parti bugünkü adıyla Dem Parti'nin oy oranı ise %10'a çok yakın. Yani kabaca %30'a yakın AKP, CHP %10'a yakın MHP, İyi Parti ve Dem Parti adayları var. Yani Adana'da işler karışık. Adanın tercih hangi parti olacak? Son yapılan anketlere göz atalım. Zeydan Karalara göre, Yön Eylemin anketine göre Zeydan Karalar en yakın rakibinin 6 puan önünde. Bu kez MHP değil, AKP adayı var Adana'da Cumhur İttifakı'nda. Fatih Mehmet ise %33'ün üzerinde görünüyor. İyi Parti'nin kuvvetli bir adayı var Adana'da. Alparslan Türkeş'in kızı Ayüce Ay Türkeş yaklaşık %5 oya şu an ulaşmış durumda. Dem Parti adayı Mahfuz Güler %4'ün üzerinde ve YRP adayı da %1'de. Bugünkü tabloda Zeydan Karalar İyi Parti'nin oylarını kendisine eklemiş gibi görünüyor bir kısmını. Aynı zamanda Dem Parti'den de %5'lik, 6'lık bir oy almışa benziyor. Yine 2023 genel seçimine baktığımızda ise AKP ile MHP'yi topladığımızda %41'lik bir oya rağmen %33 dolaylarında AKP adayı görüyoruz. Buradan çıkaracağımız sonuç MHP seçmeninin bir kısmının da Zeydan Karalar'a veya İYİ Parti adayına oy verebileceği şeklinde. Şimdi...